Program akışı davet mailimde belirttiğim gibi birinci bölümde firma ve marka hakkında genel bilgilendirme yapacağız. İkinci bölümde sporcu diyetisyeni Coşkun Mutlu ile sporcu supplementleri eğitimini yapacağız. Üçüncü bölümde vücut geliştirme dünya şampiyonu Serdar Tolga ile antrenman ve spor söyleşisi olacak. Dördüncü ve son bölümde de soru cevap, vücut dilek ve temenniler ve katılım sertifikası takdimini yapacağız. Bunun için sizlere bir katılım formu vereceğim. Ad, soyad, firma adını okunaklı bir şekilde yazarsanız sertifikaları bilgisayar ortamında hazırlayacağız. Onu rica edeceğim sizden. Eğitim süreleri 45 dakika. Kişinin kan değerlerini analiz etmekten bahsedeceğim. Kişinin kan değerlerine göre kullanabileceği veya kullanamayacağı supplementleri de çok rahatlıkla önerebiliyor olacaksınız. Ve uluslararası kurumlar tarafından yasaklı destek maddesi olarak kullanılıyor. Mesela kafein. Hepimiz kahve içiyoruz. Kahve içmeyen yoktur büyük olasılıkla burada. Kafeinin kaç miligramdan sonra yasaklı olduğunu biliyor musunuz? Günde 8 tane kahve içerseniz, 8 bardak kahve içerseniz doping testinden kalırsınız. Yarışamazsınız. Hani bunlar bile küçük nüanslar ve önemli olabiliyor profesyonel spor dallarında. Burada da zaten TCA saykılığı nerede olduğunu görüyorsunuz. Su, asil-CoA zaten L-karnitinin nasıl kullanıldığını da göreceğiz. Aslında her şeyin başlangıcı ve her şeyin sonu. Şimdi ürünlere geçersek diyelim. Noxin içinde burada böyle nokta 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 görüyorsunuz. Bu ne demek aslında? Formülümüz bizde kalsın mantığı. Fakat emin olun bu formüllerin hepsi bu içeriklere göre hazırlanıyor. Hani üretiminde ve diğer noktalarında en iyisini üretmek için uğraşıyoruz. İçeriklerin hepsini zaten internette de görebileceğiniz gibi anlattığım her şey görülüyor ve ikincisi Nox olarak yine enerji artısını sağlayan ve arginin içerikli makro center satıyor. O da çok ciddi fiyatlar koyuyor yani. Pek gereksiz oluyor bir noktada zeytinyağı varken. Hani neden gidip onu alayım sorusu var. Ama MCT eğer hani eczanelerden bulabilirseniz ilaç anlamında size yarışma döneminde o yağ atmanıza çok büyük yardım dokunacak. Bu noktada gerçekten kullanılabilir bir ürün diyebiliriz. Şimdi saat aslında neymiş? Çeyrek geçiyormuş. Aa, bitmiş zaten ya birinci kısım. İyi, süper. Şu anda sevindim. Soracağınız soru yoksa protein, BCA ve diğerleriyle geri döneceğiz. O kadar uzun tutmak istemiyorum çünkü sıkılıyor insan otur. Kahvemizi içelim 15 dakika. 15 dakika sonra tam buçukta görüşelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Hiç bu kadar güzel toparlanmamıştık. Bu bölümde protein olacak, BCA olacak, glutamin olacak ve diğer protein türevleri ve beslenmesi hakkında konuşalım. Zamanımız var. Ben bugün beslenme hakkında hiç konuşmayız diye düşünüyordum. Fakat zaman varsa gayet devam edelim. Şimdi protein akut ve kronik etkili olarak ikiye ayırıyorum. Çünkü bu beslenmeden önce supplement eğitimi olduğu için bir akut alımı, yani direkt antrenman sonrası veya öncesi alım veya kronik olarak devamlı alım bizim için önemli olacak. Dinlenme artı protein. Evet, hiç spor yapmadan sadece proteini arttırarak beslendiğiniz zaman bile yağ kas kütlesinde bir azalma ve protein dengesinde bir artma görülebiliyor. Antrenman artı protein ve en önemlisi antrenman artı protein artı karbonhidrat. O 1990'larda Türkiye'de yapılan karbonhidratı 0 gram verip günde 2 kilo et yiyen bir nesil vardı maalesef. Tanırsınız değil mi? Evet, orada gülüyor. Evet, o nesil en arkada da var. Maalesef öyle bir şey var. Karbonhidratı 0 derlerdi ya. Ama bilgi yoktu. Ne yapsın abi adamlar? 0 karbonhidratla beslenin düşünsenize 2 ay. 0 karbonhidrat. Ve herifler böyle yarışmaya girip derece yaptı. Bir de karbonhidrat yeselerdi kim bilir ne olacaktı. Ama son 2 hafta tabii nasıl oluyordu İsmail abi son 2 hafta? Sen söyle. Son 2 hafta tabii çok yorgun ve bitkin çıkıyordum programa. Zaten o dönemlerde mesela şeyi izlediğim zaman çünkü yabancı uçak izlediği zaman çok görüntü açısından çok ciddi bir fark vardı. Bizim Türk uçakları maalesef çok bitkin ve halsiz bir uçaklarda yabancı uçaklar çok zinde ve sanki ciddi yapmamış gibi aslında. Şimdi devam edelim madem. Peki proteinlerin sindirim süreleri? Hani bilindiğinin aksine ve 2 saatte sindirilip bitmiyor arkadaş. Nasıl oluyor? Bu iş sadece yarışma için yapmıyorum. En başta kendim için yapıyorum. Kendi görünüşüm, kendi sağlığım ve bu işe olan aşkımdan ötürü yapıyorum. Yani yarışmada ki olay tabii ki ben çok sevdim. Bir savaşçıydım yani yarışmacı olarak da ama hani her şey o değil. Anlatabiliyor muyum? Yani o bir araç. Yani o mesela bir sene içindeki gelişimizi görmek istediğiniz bir hani böyle bir terazi gibi bir şey. Bir yerden sonra o heyecan da kalmıyor bu kadar çok yarışıyor. Ben çünkü çok yarıştım. Çok mücadele ettim ama bu sevdiğim için yaptım. 8 de olsam, 9 da olsam yani 5 de üstü 15 de olsam
Hiç derece de alamasam aynı hırsla devam ederim. Çünkü galiba burada farkı ortaya çıkaran şu, tribünlere oynamıyorum, işi seviyorum. Vücut geliştirmeye aşığım. Anladın mı dostum? Evet. O yüzden sıkıntı olmuyor toparlamakta. Ben her gün yine sabahleyin kahvaltı yapmaktansa yine oturup sabahleyin yumurta maçını yulafı yulafmıyorum. Bu fark, evet, yaşam tarzı. Yani yarışmalar bir yerden sonra bitiyor. Ben de mesela şimdi artık yarışmacıyı bıraktım geçen sene itibariyle ama hayat devam ediyor. Bu spora aşığım, yine devam ediyorum, çalışacağım. Beraberiz yani. Bir söyleyeceğim de şey demiştiniz. Sporcuların genetiği kadar işte biz Akdeniz insanıyız, Anadolu insanıyız. İklimlere, evet, göre işte yurt dışından işte olimpiyaları değil de, evet, yerli başarılı sporcularımızı örnek alarak kendi, evet, sistemimizi geliştirdiler. Evet. İklimlere göre, işte genetiğe göre geliştirmekten kastımız nedir? Abi şunu demek istedim. Ben bu geçen Özgür'le yaptığımız röportajda da bu sorudan sonra çok bunu anlattıktan sonra çok soru aldık biz yine. Yine bir daha cevaplayayım. Tabii burada uzmanımız vardı konu hakkında. Bu tamamen benim analizim. Ama kesinlikle doğru bir şey. Ben de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle doğru çok bir şey. Çünkü yani enzimler farklı tamamen. Benim analizim yani, şimdi biz çocukken nasıl büyüdük? Tayyip Ekmez getirdiler bize. İşte sana yağında, bit ayağında pirzola pişirip yedik. Ne karbonhidrat biliriz, ne yağ biliriz. Yani yağ falan yedik. Hani mercimek yedik biz, fasulye yedik. Kuru fasulye, nohut yedik. Ondan İzmir köfte yedik, kadayıf yedik. Ben anlatabiliyor muyum? Şimdi yurt dışına gidiyor arkadaşlar, yurt dışında yaşayan arkadaşlar belirli bilgileri alıyor. Ondan sonra geliyorlar, diyorlar ki işte asparagus ye, kuşkonmaz ye, yok brokoli ye, yok bilmem ne ye. Bizde öyle bir şey yok. Yani yiyelim ama çok elzem olduğunu düşünmüyorum. Bizim genetiğimiz öyle. Mesela tatlı patates yer, pirinç de yer, hani zenciler özellikle tatlı patates ve bizon eti yer. Şimdi biz bulamayız onu, bizon eti bulamayız. Anladın mı? Ama tatlı patatesinde organik morganik bulmaya başlayınca insanlar işte hani özellikle bu Instagram'daki büyük hocalarımız ondan sonra bu hep bunları öneriyor, önermeye başladı. İşte dediler ki işte şöyle sweet şey tatlı patates yiyin, işte şöyle yapın, bilmem ne yapın. Hani coştu herkes, anladın mı? Bu böyle özenti olarak görüyorum bunu. Yani yine aynı yere geliyor. Yani bilgi almak istiyorsanız gerçekten başarılı olmuş Türk uçuşlarından, aklı başında diyetisyenlerden bilgi alın. Anlatabiliyor muyum? Yani inanamıyorum ben olup bitene. Gerçekten Instagram'a anlam veremiyorum. Yani videolar, iddialı işte demeçler, laflar. Yani uçmuş herkes ve hani gerçekten arkası dolu değil arkadaşlar yani. Yani ben şov, yani bir şov olarak seyrediyorum. Ama ciddiye alıp bunlara para veriyor insanlar. Benim söylediğim mesela hocam. Ben şaşkınım yani, anlatabiliyor muyum? Yani öyle antrenman programları, öyle beslenme teknikleri söylüyorlar ki yani benim aklım almıyor. Yani ben sadece bakıyorum. Hayretle bakıyorum, geri de getiriyorum, çekinmiyorum. Yani laf istediği yere gidebilir. Onun en büyük özelliği şey mesela kinoa. Şimdi yani ofise gelince mesela, sonuçta geliyor iş adamı, ya ben kinoalı salata yesem kilo vermeyeyim. Bulgurdaki vitamin mineral kinoadan çok daha fazla. Yabancı da bulguru bilmiyor. Siz bulguru Amerika'ya götürünce mest oluyorlar. Hani aslında çok farklı şeyler, sadece kültürle alakalı bir şey. Çok değişiyor öyle. Bulgur'a daha fazla vitaminler var, öyle söyleyeyim kinoadan. Ya bu tamamen benim kendi tecrübem, analizim. 26 yıllık bakış açısı, vizyon. Onu söylemek istedim nacizane. Anlatabiliyor muyum? Yine isteyen kuş konmaz diyebilir yani. Brokoli de yiyebilir. Ama çok önemli değil yani. Ben domates, salatalık yiyorum yani. İnanın da yemiyorum onları. Ya zevkli. Şey gibi işte hani Martı doktora gitmiş. Ondan sonra rahatsızlık hissetmiş. Doktor demiş ki ondan sonra omega 3 eksikliğiniz var demiş. Mart'ta demiş ki simit atıyorlar. sadece simit atıyorlar yani. Bunun gibi bir şey ya. Hocam şimdi sonuçta bir doktor değilsiniz ama ben, evet, sormak istiyorum. Hani bu işin pili olarak. Estağfurullah, sağ olun. Şimdi benim dizlerimin ikisinde de menisküs var. Evet. Ama bacak antrenmanında da kaçmıyorum yani, ağırda çalışıyorum. Doğrudur abicim. Ona göre nasıl bir çalışma? Sonra çok iyi anladım çünkü en son işte geçen yaz bir dizden sakatlık geçirdim, yürüyemez halde geçirdim bütün yazı. Yarışmada rezil oldu, her şey rezil oldu. Çok büyük sıkıntı gerçekten. Diz bu kadar sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum. Diz için bu glukosaminler falan da demin de hocam anlatırken dinledim. Evet. Ama benim çarem bu konudaki sızma zeytinyağı. Ben yemeklerde salataya, sebzeye pişmemiş zeytinyağı kullandığım dönemlerde eklemlerimin daha iyi çalıştığını,
kendimin daha güçlü olduğunu ve sakatlıkları daha az yaşadığını düşünüyorum. Organik zeytinyağının böyle bir özelliği var mı bana göre? Yani ben hormonlarımın daha iyi çalıştığını hissediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlık riskiminde daha çok az. Hangi böyle bir makineyi yağlarsınız yani içleyen bir şeyi. Hani omega 3 kullandığım zaman günde 3 çorba kaşığı, 4 çorba kaşığı civarı müthiş hissediyorum ben. Omega 3 efsane bir şey de omega 3'ün daha fazla EPA ve DHA olayları bizim için aslında önemli. Evet. Çok kalitesiz omega 3'ler var mesela. İşte 1000 mg omega 3. Pardon hocam, omega 3 de şey, sızma zeytinyağı. Zeytinyağı. Sadece zeytinyağı. Zeytinyağından şöyle yapalım. EPA ve DHA'yı da şöyle bir şey, onu da aradan çıkartayım bari. Şimdi omega 3 mesela 1000 mg ise EPA DHA olayları 300-400 ise omega 3 çöptür. İşte omega 3 alırken EPA DHA oranlarının toplamının 700 veya 800'ü geçmesi gerekiyor. Omega 3'e gelsin, omega 3 istiyorsanız o önemli. Zeytinyağı hakkında da pişmediği sürece en iyilerinden hani bir tanesi. Ama pişmemesi gerekiyor işte. Arkadaşımın çaresine şey yaptım, dedim pişmeden. Ben mesela normal pirincimi buharda yapıyorum. Tavuğumu haşlıyorum ya da ızgara da yapıyorum. Ama üstüne bir çorba kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Hani bu şekilde tüketiyorum yemeğimi. Ve sakatlıklarımın ya da bu şekilde daha iyi geçtiğini daha iyi hissettim. Hani daha çabuk vücudum kendi yeniliyor, hormonlarım daha iyi çalışıyor, daha güçlüyüm, antrenmanlık yapıyorum. Yani yağın çok önemli bir yeri var vücut geliştirme diyetinde. Yani bir sporcunun diyetinde yağın çok önemli bir yeri var. Bizim zamanımızda, ben ilk spora başladığım zamanlarda, Adnan Sır bilen biliriz bundan sonra. Hani Adnan abi dedi ki, diyete başlayacağım, ben yarışmaya hazırlanacağım, nasıl bir diyet yapayım dedim. 800 gram tavuk bir tane ekşi elma dedi 1989'da. Hani anlatabiliyor muyum? Karbonhidrat yok, yağ yok, tuz yok, şeker yok. Domates yiyeyim mi diyordum, sulanırsın diyorlar. Yani oralardan geldik biz. Zaten o tarihte diyet kola yoktu, hiçbir şey yoktu. Yani diyet yaptığımız zaman ben eve gidip perdeleri kapatıp böyle karanlık odada oturuyordum. Zaten diyette 20 gün oluyordu. 20 gün boyunca böyle kapının altından yemeği veriyordu annem falan. Böyle yapıyordu. Karbonhidrat almadan. O maksimum. Abdullah Yücel. Tuncay Acu. Tuncay Bey. Abdullah Tuncay'ı kim de?